Konya Ovası projesinin en önemli adımı olan Konya Ovası'nı suyla buluşturacak 100 yıllık rüya Mavi Tünel projesi tüm hızıyla devam ediyor. 2007 yılında temeli atılan 17 kilometre 34 metrelik Mavi Tünel hattında çalışmalar 235 işçinin 3 vardiya 24 saat çalışmasıyla sürdürülüyor. Mavi Tünel kapsamında Akdeniz'e boşalan Göksu Havzası'ndaki suların 414 milyon metreküplük bölümünün Konya'ya aktarılması, bu suyun tarım alanlarının sulanmasında ve Konya'nın içme suyu ihtiyacının karşılanmasında kullanılması hedefleniyor. Devlet Su İşleri Konya 4. Bölge Müdürü Mustafa Uzun, Konya Ovası projeleri kapsamında yürütülen Mavi Tünel ve Bağbaşı projesinde sona yaklaşıldığını söyledi. Uzun projeyle Mavi Tünel vasıtasıyla Bağbaşı, Bozkır ve Avşar barajlarından toplam 414 milyon metreküp suyun Konya Havzası'na aktarılmasının hedeflendiğini ifade etti. Bu projelerin amaçlanan Konya Kapalı Havzası'na Mavi Tüneli vasıtasıyla önce Bağbaşı barajından yaklaşık 180 milyon metreküp, daha sonra da bu projenin devamı olan Bozkır barajı ve Avşar barajlarının tamamlandığında toplam 414 milyon metreküp Konya Kapalı Havzası'na su aktarılması hedeflenmektedir. Bu yönüyle çalışmalarımız gerek Mavi Tüneli'nde gerek Bağbaşı Barajı'nda ve yeni başlatılan Bozkır Barajı'nda 24 saat esasına göre 365 gün ve 24 saat esasına göre 3 vardiyayla hiç aralıksız sürdürülmektedir. Uzun, bir aksilik olmazsa hedeflendiği gibi Mavi Tünel çalışmalarını 17 Aralık'ta bitirmeyi istediklerini söyledi. Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel İnşaatı Projesi Müdürü Umut Emre Karataş ise 2009 tarihinde delgi çalışmalarına başladıkları 17.034 kilometrelik Mavi Tünel'in delgisinin 15.275 kilometreye ulaştığını bildirdi. Karataş, delgilerle beraber tünelin beton kaplama işlerinin de tamamlandığını ifade etti. Jeolojik herhangi bir sıkıntının olmaması veya delgi makinesinde büyük bir arızanın çıkmaması durumunda Mavi Tünel'in 17 Aralık tarihine delgi işlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. Karataş, Mevlana'nın ilk eşi olan Gevher Banu'nun adını verdikleri bir adet TBM makinesiyle delgi işlemlerine devam ettiklerini dile getirerek, çalışmaları 3 vardiyalı sistemle yaklaşık 235 personelle sürdürdüklerini bildirdi. Delgi makinesiyle tünelde günde ortalama 20 metre ilerlediklerini anlatan Karataş, 17 Aralık hedefine ulaşabilmek için Ramazan bayramında mesai yapan işçilerin Kurban bayramında da çalışmalara ara vermeden devam edeceğini kaydetti.